Evet, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu haber çıkıyor kanalına ağırlamış. Ben Türkiye'nin Suriyeli göçmenlere yönelik AK Parti hükümetlerinin politikalarını çok destekleyen ve son dönemde de bu nedenle de epey de yoğun, her kesimden de eleştiri alan bir gazeteciyim. Ben göçmenlerin bir topluma hep zenginlik kazandırdığını düşünüyorum. Ve Türkiye'nin de başından itibaren göçmen meselesine çok geniş yüreklilikle yaklaştığını, Türkiye'nin yoksulların, yorgunların ülkesi olacağını ve bundan muhakkak orta vadede ve uzun vadede güçleneceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomisinde, Türkiye'nin hayatında çeşitlilik oluşturabilecek bir yapıya ihtiyacımız olduğu da apaçık. Zaten Merkel de göç politikasını tam da sizin söylediğiniz bu rasyonel yaklaşımlar dolayısıyla destekliyor veya göç politikasının böyle olması lazım geldiğini ifade ediyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün rakamlarından bahsediyorsunuz ve Türkiye'deki genel ortam yüzünden haklı olarak bu limitasyonu getiriyorsunuz. Ancak ben şunu hatırlatmak isterim. Bakın, Almanya'da, Berlin'de, Kreuzberg'te, Belçika'da, Brüksel'de, Skarbek'te, yani Türk mahallelerinde böyle bir uygulama yapılmaya kalkılsa biz rencide olmaz mıyız? Yani orada hiçbir limit yok. Ben de dolaştım Almanya'da. Kaç tane Türk tadırasında? Hepsi Türkçe. Türk mahallesinde bir tane Almanca yok Almanya'da.